Kuvay Milliye neyse Hamas'ta odur. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bu şekilde seslenmişti. Bugün Hamas'tan Erdoğan'ın o sözlerine gurur duyduk yanıtı geldi. Açıklamasında Erdoğan'ın cesur açıklamaları Türk halkının kardeş Türk halkının özgün konumunu da somutlu, somutlaştırmaktadır. ifadelerine yer verildi. Çok açık ve net söylüyorum. Milli mücadele sırasında Türkiye'deki kuvayi milliye neyse Hamas'ta işte aynen olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı Filistin'de büyük ses getirdi. Biz bundan 15 yıl önce hiç kimse cesaret edemezken ilk tebrik Hamas'tan geldi. Hamas yazılı bir açıklama yayınladı. Cumhurbaşkanının konuşmasından gurur duyduklarını belirtti. Halkımız Gazze şeridindeki insanlarımıza yönelik aldığı tutum ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, geri dönüş ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir. Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail için sert ifadeler kullanan Erdoğan, bunu söylemenin bir bedelinin olduğunun da elbette farkındayız. Bütün dünya bilsin, idrak etsin, ifadelerini de kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşları, Kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu coğrafyasında büyük ses getiren çıkışını yerel seçimlerin ardından partisinin ilk grup toplantısında dillendirdi. Allah'a emanet olun. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail-İran gerilimi sonrası Orta Doğu turunda Katar'ı ziyaret etti. Hamas lideri Haniye ve Katar Başbakanı El Sani ile bir görüşme yaptı. Geçtiğimiz hafta sonu yaşananlar bölge dışı ülkelerin de dahil olduğu bir savaş ihtimalinin çok uzak olmadığını gösterdi diyor. Yani 3. Dünya Savaşı aslında öyle konuşulduğu gibi çıkabilir. Çok da uzak değil. Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da temasları kapsamında Hamas lideri İsmail Haniye ile bir araya geldi. Toplantıda Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes ve rehine konuları ele alındı. Biz İsrail'in Gazze'de işlediği suçların bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski barındırdığını baştan itibaren ifade etmiştik. Fidan daha sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ile buluştu. Başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan'ın gündeminde Gazze meselesi vardı. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Türkiye ile Katar arasında özellikle e, Filistin meselesinde ve var olan krizle ilgili çok yoğun bir e, koordinasyon mekanizması bulunmakta. Hem siyasi düzeyde hem diğer kurumlarımız Fidan İsrail ile İran arasında yaşanan gerilime de değindi. Geçtiğimiz hafta sonu yaşananlar bölge dışı ülkelerin de dahil olduğu bir savaş ihtimalinin çok uzak olmadığını hepimize bir kez daha gösterdi. Katar Başbakanı Sani ise Gazze'de insani drama son vermek için Türkiye'nin bölgedeki rolünün ve etkinliğinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. <laughs>